Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi vahdeh, ve salatu ve selamu Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, Kadı Burhanettin, Kur'an kursumuzda gerçekleştirdiğimiz bir cuma sohbetimizde daha birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bu haftaki birlikteliğimizde, değerli dostlar, Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle üzerinde durduğu çok önemli bir kavramdan hareketle camiler ve din görevleri haftamız dolayısıyla belirlenen vefa konusu üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Daha özelde de müminlerin, bizlerin camiye ve, camiye ve cemaate vefamız konusunu ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında değerlendirmeye çalışacağız inşallah. Değerli dostlar, Vefakarlık ve Ahde-Vefa, İslam ahlakının temel umdeleri olarak kabul edilmiştir. Her iki kavram da yani Vefakarlık ve Ahde-Vefa, Cenabı Hak ile olan ilişkilerimizi tanzim etmeleri yönüyle, imanımıza da yakından ilişkilendirilmiş kavramlardır. Birey-toplum ilişkilerini düzenleyen yönü ile de hukuki müeydelere bağlanmış, ayet-i ve hadis-i şerifler bağlamında bir mümin olarak dikkat etmemiz gereken, hukuki yönü olan, imanımızla bağlantısı olan ve netice itibariyle Rabbimizle bağlantısı olan konular olarak karşımıza durmaktadır. Her iki haslet de Yüce Dinimiz İslam'ın ahlaki erdemler hiyerarşisinde en üst mertebelerde tutulmuş önemli hasletlerdir. Değerli dostlar, müminler her şeyden önce Rabbine karşı hak şinas, kadir bilir ve vefakar olmalıdır. Rabbine karşı vefakar olan müminler, onun kullarına karşı da kadir şinas ve vefakar davranmayı doğal olarak kendilerine e, rol olarak e, belirleyeceklerdir. Annemize, babamıza, eşimize, dostumuza karşı her türlü vefasızlığımız ve kadir bir bilmezliğimiz Rabbimize karşı vefamıza da gölge düşürecektir. Aynı hususlar ahde vefa için de fazlasıyla söz konusudur. Zira insan daha varlık sahnesinde vücut bulmadan önce hayatının en büyük ahdini, en büyük sözünü hem de varlık aleminin Rabbi olan Cenab-ı Hakk'a vermiştir. İnsan bir misakla varlık alemine gelmiştir. Yüce Rabbimiz elestu bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurmuş. Biz de ruhlar aleminde galu bela evet elbette öyledir. Şahidiz ya Rabbi şeklinde Yüce Rabbimize cevap vererek büyük bir emanet ve ağır bir sorumluluğu üstlendik değerli dostlar. Bu emanetin Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle dağlara tevdi edildiği takdirde bu emanetin dağlara ağır geleceğini ve dağların bu emaneti yüklenmekten kaçınacakları bize bildirilmiştir. İnsanoğlu bu büyük sözünde durmayıp emanete ihanet ettiğinde Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle çok zalim ve çok cahil sayılacağını bile bile bu, büyük bu büyük yükü büyük bir cesaretle kabul etmiş ve Cenab-ı Hakk'a söz vermiştir. İnsanoğlunun verdiği bu söz sıradan bir söz değildir değerli dostlar. Yaratıcısına verdiği bir ahit ve misaktır. Varoluşumuzun nihai anlamı verdiğimiz bu ahde sadakat göstermemize bağlıdır. Bu aynı zamanda hayatımızın ve yaratılışımızın da gayesidir. Bu söze sadık kalan kişi hiçbir konuda ahde vefasızlık gösteremez. Dolayısıyla değerli dostlar ahde vefa göstermek ahde vefa göstermek gerçek manası itibariyle Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz erdemli ve güvenilir olma sözümüzü hatırlayıp ne pahasına olursa olsun bu söze sadakat göstermek anlamına gelmektedir. İnananlar olarak ahlak telakkiimiz, ahlak düşüncemiz verdiğimiz söze ne derece sadık kaldığımız ile yakından ilgilidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'da verilen sözlerin yerine getirilmemesi Allah katında en sevimsiz davranışlardan biri olarak kabul edilmektedir. Dünyevi beklenti ve çıkar nedeniyle verdiği sözden dönenler Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminleri az bir bedelle değiştirenlere gelince işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır. Ayeti celilesi ile uyarılmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da verilen bir sözü borç ve emanet olarak kabul etmiş ve bu konuda şöyle buyurmuştur. Emanete riayet etmeyenin gerçek manada imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin hakiki manada dini yoktur. Değerli dostlar, günlük hayatın akışı içinde yeni konuşmaya başlayan çocuğumuza verdiğimiz sözden, nikahta eşlerimize verdiğimiz söze ki bu manevi boyutuyla bir misaktır, bir sözdür, hukuki boyutuyla bir akittir, ahlaki boyutu ise boyutu ile ise bir ahittir. İş anlaşmalarından, yekün millete verdiğimiz söze varıncaya kadar her söz sorumluluktur. Ve verdiğimiz her söze karşı ahde vefamız aslında Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz söze, Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz misaka sadık kaldığımızın bir göstergesi niteliğindedir. Vefakarlık ve ahde vefa aynı zamanda bütün peygamberlerin temel özelliklerinden biridir. Peygamberler hem Cenab-ı Hakk'a hem insanlığa hem de bütün varlığa son derece vefalı davranan, sözlerinde duran kişilerdir. Kur'an-ı Kerim yeri geldikçe bize o eşsiz vefa örneklerinin hayatlarından söz etmektedir. Örneğin Allah'ın dostu ve nebilerin babası Hz. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un ateşini göğüslerken vefasından hiçbir şey kaybetmemiştir oğlu İsmail Aleyhisselam ile beraber yaşamış oldukları ağır imtihanı Cenab-ı Hakk'ın ahdine gösterdikleri vefalarıyla başarmışlardır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan Hz. İbrahim'in vefasını yoksa Musa'nın ve çok vefakar olan İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Ayet-i kerimesiyle dikkatlerimize sunmuştur. Evet değerli dostlar. Ahde vefa göstermek peygamberlerin hayatında böyle neşvi neva bulduğu gibi bizim bütün hayatımızı kuşatacak ahlaki bir erdem, eh, ahlaki bir erdem olarak bu konuda vefayı öğrenen, vefayı öğreten, vefayı yaşayan ve yaşatan Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın çevresindekilere küçük yaştan itibaren öğrettiği önemli ahlaki başlıklardan bir tanesidir en küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi ve kötü günde beraber olan hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Şu hususu unutmayalım değerli dostlar. Verilen sözlerin tutulması ahde vefa anlaşmalara riayet, birey olarak kurtuluş vesilemiz, toplum olarak da huzur ve barış unsurudur. Tutulmayan söz, yerine getirilmeyen vaat, şartlarına riayet edilmeyen anlaşma ise toplumsal çöküşü hızlandıracak, ahirette de bize büyük sorumluluklar yükleyecek, ağır sorumlulukların altına girmemize vesile olacaktır. Söz, Müslümanın onurudur. Söze sadakat, dünyada onur ve güven, ahirette ise Cenab-ı Hakk'ın iltifat ve rızasını kazanmak anlamına gelmektedir. Bir müminin Cenab-ı Hakk'a verdiği söz ile peygambere mirasçı olmaya namzet bir alimin yahut topluma dini mübini İslam'ı anlatmayı, mihrap, minber ve kürsü vazifesini deruhte etmeyi üstlenmiş bir insanın sözü aynı değildir. Zira ikincisi bildiği bütün hakikatleri gizlemeden saklamadan insanlığa anlatmaya ve o bilgi doğrultusunda hayatını tanzip edip yaşamaya söz vermiştir. Bu yönüyle mihrap bir emanettir, kürsü bir emanettir, minber bir emanettir ve her biri için hem Rabbimize hem de bütün topluma verdiğimiz bir söz ve ahdü peymanımız vardır. Bu yönüyle şu duayı yapmamız yerinde olacaktır. Yüce Rabbimiz bizleri hem kendisine hem de kullarına verdiğimiz sözlere vefadan ayırmasın. Değerli dostlar, ahde vefa göstermek, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan açısından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından bu derece önemli iken, hasaten camilerimize ve cemaate vefa göstermek, yani hayatımızın merkezine, ahlaki gidişatımızın merkezine, camilerimizi ve cemaat anlayışımızı yerleştirebilmek, e, takdir edilecektir ki hayatımız ve ölümden sonraki hayatımız içinde son derece önemli bir başlık olacaktır. Bu yönüyle camilerimize yerine getirmeye çalıştığımız efendim ibadetlerimiz ve özellikle namaz ibadetimiz, namaz ibadetimizin üzerinden hareketle oruç, hac, zekat gibi diğer ibadetlerimiz ve ticari ilişkilerimiz, komşuluk bağlarımız, akrabalık ilişkilerimiz gibi Muamelat dediğimiz sosyal konuları, toplumsal meseleleri ilgilendiren konularda cami ve cemaat merkezli bir hayatı kendimize şiar edinmemiz hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan dünyamızı ve ahiretimizi mamur etmemiz bakımından son derece önemli olacaktır. Bu yönüyle kendimizi ve içerisinde yaşadığımız toplumu Yüce Rabbimizin ayeti kelimelerinin rengine boyayabilmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göstermiş olduğu çizgide ve ufukta şekillendirebilmek adına camilerimizi boynu bükük bırakmamak, sabah namazları, yatsı namazları veya günlük telaşımızın, koşuşturmacamızın ortasına denk gelen öğle veya ikindi namazlarında sahipsiz bırakmamak son derece önem arz etmektedir. Ve bu şekilde madden ihya edilen, edilmesi gereken camilerimizin manevi ihyasına da son derece önem vermemiz gerekiyor evlatlarımızla camilerimizi şenlendirmemiz, camide Yüce Rabbimizin varlığını, birliğini hücrelerimize kadar hissettiğimiz, okulluk şuurumuzu hayatımızın diğer alanlarına da taşıma gayretimiz, ve وَعْبُدُ رَبَّكَ hatta يَئْتِيَكَ الْيَقِينَ Ey Habibim, ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et ayet-i kerimesinin sırrına ulaşabilmemiz açısından son derece önemli bir konudur. Yüce Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Mevlamız yüce zatına, sevgili Habibine, onlara kul, yüce Rabbimize layıkıyla kul olabildiğim, e, kulluğumuzu ifade ettiğimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layıkıyla ümmet olma şuurunu, e, hücrelerimize kadar hissettiğimiz, hissetmemiz gereken camilerimize, vefakar olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz annelerimize, babalarımıza, akrabamıza, yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'a vefakar müminler olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi رب العالمين